Sözün yazıya, yazının söze dönüştüğü programımız Söz ve Yazı'dan herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz vardır. Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı, şairimiz sevgili Tamer Öncül bizlerle. Ve yayını hazırladığı ve tabii ki Sanatçı ve Yazarlar Birliği yayını olarak okurla buluşturulan Aşk Şiirleri Antolojisi. Sevgili Tamer Öncül, programımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, hayırlısı olsun. Aşk Şiirleri Antolojisi ve Ölüm Şiirleri Antolojisi. İki kitap bir de çıktı aslında Sanatçı ve Yazarlar Birliği yayını olarak. Ama biz burada ilk etapta Aşk Şiirleri Antolojisini hazırlayan bir kişi olarak da aynı zamanda sizinle sohbeti başlatalım diyorum ben. Evet, öncelikle tabii gireceğiz antolojinin ne olduğuna, Aşk Şiirleri Antolojisi'nin nasıl bir kapsamı olduğunu, ama onun öncesinde Kıbrıs Türk şiirine baktığımızda, genel olarak baktığımızda belli bir dönemlere ayırma durumumuz var mıdır? İşte şu dönemlerde şu şiir daha bir baskındı, şu dönemlerde şunlardır diye. İsterseniz biraz şiiri genelde konuşalım. Yani şimdi Kıbrıs Türk şiiri, üstüne basarak o şeyleri söylüyorum, Kıbrıs ve Türk sözcüklerini. Hı hı. Ben genelde 1950'lerden başlatırım. Bir sürü arkadaş buna kızar. Niçin? Yani işte Aşık Kenciler vardı falan, Müftü İlmi Efendiler vardı. Onları es mi geçin, onlar bizim geçmişimiz diye. Evet. Şimdi onları es geçmek değil, ama o iki sözcüğün üzerine bastığımız zaman ve o insanların yazdıklarına baktığımız zaman Kıbrıs veya Türk şiiriyle alakası olmayan ürünlerdir onlar. Yani o ismi hak edecek bir şey yok. Hı hı. Kıbrıs'la alakalı değil yazdıkları. Daha çok Osmanlı dönemi olduğu için yüzü İstanbul'a, saraya dönük ürünler. Hı hı. Genelde de o divan edebiyatını taklit edenler, müftüler falan ve İstanbul'daki baş müftülüğe biraz şirin görünmek, onları öven, övgüler düzen, yurt olarak yaşadığı toprakları değil de İstanbul'u, Anadolu'yu orayı gören alan bir şey var. Diğer yandan halk şiirine yakın duran divan edebiyatının dışındaki şairler de yine bu toprakları yurt olarak algılamak yerine işte Anadolu'nun, Türk ırkının bir uzantısı ve burayı hep şey geçici bir geldik işte, ama bizim gönlümüz hep İstanbul'da, Osmanlı Devleti'ndedir yaklaşımları ile Kıbrıs'tan söz eden, mitolojiden söz eden, insandan söz eden çok az ürün var. Bunları söylemek için tabii çok araştırdım. Bütün o dönemin şairlerinin bulabildiğim kadarıyla bütün yazdıklarını okudum. İşte Aşık Kenzi'nin Türkçe'ye çevrilmiş, kazandırılmış veya Müftü Hilmi Efendi'nin veya Ardıllılarının Türkçe'ye kazandırılmış ne kadar ürün varsa bunları okudum. Gerçekten 40'lı yıllara kadar Kıbrıs'tan, Kıbrıslılıktan veya bizim kültürümüzden, Kıbrıs'taki kültürden söz eden, onu içselleştiren, o tür ürünler veren biri yok. O zaman 1940 öncesi Kıbrıs Türk şiiri de yok. Hı hı. Tamam, Kıbrıs'ta yazılan şiir var. Kıbrıs Türk şiiri veyahut da yok. Yok. O isimlendirmeye uygun bir şiir yok. 40'lı yıllarda işte hececi dediğimiz çoğunluğu kadın olan şairler var. Bunlar da o dönem Türkiye'de garip akımı egemen. Hı hı. Garip şiirine benzer ama onun kötü taklitleri olmaktan öteye gidemeyen ve sürekliliği de olmayan, yani sürekli üretim yok. 3 yıl, 5 yıl işte. Hı hı. O dönem Türkiye'de bir dergi var. O derginin sahibi Kıbrıs'ta öğretmen. Hı hı. Onun desteğiyle yazan ve o dergide yayınlanan ürünler var. Ama onlar sonra o dergi gitti, o öğretmen gitti, devam edelim, şiirimizi geliştirelim. Böyle bir kaygı taşımıyorlar. Orada bırakıyorlar.
O zamanlar gazetelerin böyle bir revizyonu olmuyor muydu daha fazla? Yani 40'lı yılların sonuna kadar. Gazetelerde ara ara çıkan şiirler var tabii. Çığ diye bir dergileri var. Hı-hı. O ekibin. Evet. Sonra 40'lı yılların sonuna doğru dağılıyor. Hı-hı. Ve çoğu da yazmayı sürdürmüyor. Bir tek işlerinden Pembe Marmara farklı bir, evet, duruş sergiliyor. Onun da şiirinde garip akımı etkili olmasına rağmen serbest şiire yönelmesi, Kıbrıs duyarlılığını, hı hı, algılaması, Kıbrıs insanını anlatmaya başlaması, o bir farklılık. Pembe Marmara'nın o döneminde bunları yaparken işte bir Taner Baybars, evet, var. Taner Baybars kitabını yayınlıyor. Çok da dönemine göre güzel bir kitap. Hı hı. Serbest şiirin güzel örneklerini, ilk örneklerini veriyor. Ama siyasi nedenlerle barındırılmıyor. Bir sürü insan gibi. Hı hı. Osman Türkay gibi de, evet, örneğin. Osman Türkay da ilk kitabını yayınladıktan sonra o da adayı terk etmekte, doğru, buluyor çareyi. Çünkü o düşünceyi taşıyan insanlara hayat hakkı tanıyan bir şey değil 50'li yıllar. Hı hı. Ortam yok. Yani nedir sizin söylediğiniz, hani bizim bayrağımız, milli sloganlarımız, evet, siz ne yazıyorsunuz yani, uzayda mı yaşarsınız? Belki de Osman Türkay bu laf üzerine uzay şairi oluyor. Şairi sıfatını, evet, kendine almıştır. Ve böyle hep kesintili kesintili giden, ayağı yere tam sağlam basmayan veya işte bir kitap yayınlayıp memleketi terk eden bir süreç yaşanıyor. Peki bu noktada şunu sormak gerekir aslında. Siyasi olarak, siyasi baskı olarak düşündüğümüzde bunu şiirde de o yıllarda görüyoruz demek. Tabii. Yani Kıbrıs toplumu içerisinde, Kıbrıs Türk toplumu içerisinde siyasi baskıcılığın başlangıçları çok da yakın değildir. Değil. Öncesinden hep vardı. Ama 55'lerden sonra daha bir yoğunlaşıyor. Teşkilat örgütlenmeleri falan derken, hı hı, bu giderek yoğunlaşıyor ve hayat hakkı tanımıyor muhalif kesimlere. Hı. Bu sadece siyasi alanda değil, edebiyat alanında da, hı, böyle oluyor. Sürekli baskılar. Ve onun yerine edebiyatı milliyetçi çizgide yürütelim, hı hı, diyenlerin önü açılıyor. Açılıyor. Onlar da işte Bayraktar, Bayrağımız, Kahpe Gavur falan minvalinde şiirde olmayan slogansı, ben bunlara şey diyorum, bildiri şiirler, bildiri şiirler yazıyorlar. Arada bunu kırmaya çalışan biriler çıkıyor tabii. Bu isimlerden en önemlisi de Fikret Demirağ. Ne olsun diyeyim, evet. Bütün yani, o baskılara, o hava içerisinde rağmen belki ikinci yeninin arkasına sığınarak, hı hı, ikinci yeniyi taklit etmekten çok o örtülü sürreal şiirin koruyucu kanatları altına girmek tercihiyle, İkinci yeniye, sürrealist şiire yakın şiirler yazıyor ama onun içerisinde hep o Kıbrıs duyarlılığını, Kıbrıslı duyarlılığını, Kıbrıs'ın geçmişini, hı hı, eşelemeye başlıyor ve bir dünya şiiri, yani yerelle saplanıp kalmamak, yerel motifleri de kullanmak ama evrensel bir dili yakalamak, hı hı, çabasını ısrarla sürdürüyor ve en ısrarcı ve en kesintisiz ölümüne kadar şiirini sürdüren isim olarak da bizim en önemli şairimiz olma sıfatını hak ediyor. Dönüm noktası olarak o dönemi diyebilir miyiz? Yani şiir olarak baktığımızda, Kıbrıs Türk şiir olarak dediğimizde o bir dönüm noktası, bir yani sıçrama gibi. Yani 50'li yılların sonlarıyla başlatabiliriz. İşte, hı, bu 58
İngiliz dönemiyle çatışma da bir yerel anti sömürgeci bir toparlanma gibi bir şeyler çıkıyor ortaya. Aydın öğretmen kesimlerden, işte Neriman Cahid'in ismini verebiliriz burada. Diğer taraftan Türkiye'ye yüksek öğrenime giden insanların etkileşimle, oradaki etkileşimle serbest şiir yazmaya başladıklarını görüyoruz ki ondan sonra insanlar gelip şeye, Erenköy'e çıkıyorlar. Hı hı. İşte orada bu bir tuzağından hayatını kaybeden Süleyman Ulu Çamgil var. O da mesela çok serbest şiirin güzel örneklerini veriyor 22 yaşlarında, ama o yaşında bile güzel örnekler veriyor. Bir kitaplık bir şiirle hayatı sonlanıyor. Evet. Hayatı sonlanıyor. Yaşasaydı tahminimce yani Fikret Demirağ gibi ısrarla şiirin peşinden koşacak ve ciddi bir şiir üretecek bir arkadaşımız olacaktı. Evet. Peki sohbetimize kısa bir ara verelim. Biraz sonraki bölümümüzde aslında bir antolojiye bakalım. Bir antolojik bir çalışmanın ne anlama geldiğini, özellikle yazınsal dünyamıza baktığımızda nasıl bir öneme sahip olduğunu onu konuşalım biraz sonra isterseniz. Peki. Tanıtacağımız ilk yayın Hüseyin Kaban'ın kaleme aldığı ve K yayınları tarafından okurla buluşturulan Çığlık Çığlığa Lefkoşa 1, Krallar Şehri adını taşıyor. Kitabın ön sözünden bir alıntı yapıyoruz. Ne sebeple olursa olsun, geçmişteki anılarımı günümüze aktarmamda, sokağımızdaki ilginç ve çocukluk yıllarımda belleğimde yer edebilmiş olan insanlara borçlu olduğumu söylemeliyim. Hatırladıkça kaleme aldığım Çığlık Çığlığa Lefkoşa 1, Krallar Şehri kitabı, anı araştırma olarak kaleme alınmıştır. Ancak çocukluğumuzdan itibaren işittiklerimize, gördüğümüz ve yaşadıklarımıza önemli tarihi bilgiler de ekleyerek aktarmaya devam ettik. Bir sokakta anlattıklarımızla ilgili bağlantılar bizi başka sokaklara ve kişilere götürdü çokça sayfalarda. Bu da bir akıcılık ve doğallık katmış oldu kitaba. Yazdığım vakitlerdeki hayati ruhiyeme göre tamamladım yazılarımı. Zaman be zaman iç ürpermeleri, heyecan ve duygu dolu anlar yaşadım. Ve dahası elimizden kayıp gitmekte olduğunu gördüğümüz değerlerin burukluğunu ve bazı yerlerde de kitaba akıcılık katacağı düşüncesinden hareketle aşırıya kaçmadığıma inandığım kendi espri anlayışımı da katarak devam ettim Lefkoşa sokaklarını aşınlamaya. Tanıtacağımız ikinci yayın Kostas Limburis'in kaleme aldığı Kamyon Yolcuları isimli roman. Kitap Heterotopia yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Kitabın arka kapağından bir alıntı yapıyoruz. Yol topraktı fakat bazı yerler Beşparmak Dağı'nın gri taşlarıyla kaplı olduğu için yolun taşlı olduğunu söylemek daha doğru olurdu. Kamyonlar o kadar sallanıyordu ki dengesini bulmak için kamyonun yandaki demirlerine sıkıca tutunuyordu. Mideleri altüst olmuştu, acımasız güneşin altında kelimenin tam anlamıyla toza boğulmuşlardı. İçme suyuna gelince onları kamyonlara bindiren sorumluların böylesi lüks bir şeyi düşünüp onlar için su tedarik etmiş olmaları söz konusu bile değildi. Hemen hemen herkesin yüzü taş gibi sert ve kaygıyla doluydu. Aniden Nikolis bir şarkı söylemeye başladı. ''Ben bir serseriyim, sana layık değilim. Ben bunu istemesem de acı çekeceksin seni üzdüğüm için.'' Herkes ona sert sert bakıyordu. Böylesi bir anda şarkı söyleyecek keyfi nereden bulabilmişti? Tanıtacağımız son yayın ise Galeri Kültür Yayınları tarafından okurla buluşturulan Istas Paraskos'un kaleme aldığı Kıbrıs Mitolojisi, Kıbrıs Halk Bilimi ve Gelenekleri Üzerindeki Etkisi adını taşıyor. Kitabın arka kapağından bir alıntı yapıyoruz. Kıbrıslı saygın sanatçı Istas Paraskos tarafından yazılan Kıbrıs mitolojisi oldukça kolay okunan bir çalışma. Adanın aşk tanrıçası Afrodit'in toprakları olduğu zamanlardaki antik Kıbrıs'ın pagan dünyasında eğlendirici bir yolculuk anlatılıyor. İlk kez 1981'de İngilizce yayınlanan kitap
Kıbrıs gibi bölgesel mekanlarda antik Yunan mitolojisinin nasıl algılandığına dair öncü bir araştırma niteliği taşıyor. Michael Paraskos'un İngilizce yayınlanan son baskının sunuş bölümünde açıkladığı gibi kitap, sadece birkaç akademisyenin Kıbrıs'a dikkatini verecek kadar zahmet gösterdiği bir zaman diliminde yazılmıştı. Aynı dönemde çok sayıda Kıbrıslı bile adanın tarihi ve kültürünü kendi halinde eşsiz bir fenomen olmasının yerine Yunanistan ile Türkiye'nin uzantısından daha fazlası olmadığı şeklinde görmeyi tercih ediyordu. Kitabın yayınlanması ilk defa eşsiz bir Kıbrıslı bakış açısı sunarak tüm bu anlatılanlara meydan okuyor. Söz ve Yazı'nın bu haftaki konuğu olan Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı şairimiz sevgili Tamer Öncül ile birlikte hazırladığı ve Sanatçı ve Yazarlar Birliği yayını olarak okurla buluşturulan Aşk Şiirleri Antolojisi üzerine şimdi derinlemesine yavaş yavaş yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Aşk Şiirleri Antolojisi. Önce bir antolojiden bahsedelim. Bir antolojiyi oluşturan etmenler nelerdir ve yazın dünyamız içerisine baktığımızda böylesi antolojik çalışmalar nasıl bir öneme sahiptir? Ve antolojiler bir edebiyatı bir arada sunmak ve bir fikir sahibi olmak için önemli ürünlerdir aslında. Hı hı. Biz daha önce Sanatçı ve Yazarlar Birliği olarak yabancı dilde İngilizce ve Almanca olarak antolojiler hazırladık. Türkçe olarak da hazırlanan antolojiler oldu. Bizim dışımızda da Kıbrıs Türk şiiriyle ilgili antolojiler de hazırlandı. İşte Mehmet Yaşın'ın yaptığı var, Doğu Akdeniz'in yaptığı, sadece şiir değil, bütün edebiyat dallarında 6 cilt sanırım hazırladığı bir antoloji var. Geçmişte de hazırlanan antolojiler var. Geçmişte sanırım var. İşte Milli Şiirler Antolojisi falan evet, da var. Evet, onlar da var. Farklı alanlarda evet. olan şiir antolojileri var. Yine Fikret Demirağ'ın Kıbrıs Türk Şiirinde 20 Şair diye hazırladığı ve Türkiye'de Yasak Meyve Yayınları arasında yayınlanan bir antoloji var. Benim hazırladığım ve 2010'da Şam'da, Suriye'de basılan ama savaşta ortadan kaybolan yayıncısıyla birlikte bir Arapça Kıbrıs Türk Şiiri antolojisi var. Bu bir daha basılmadı mı? Yani basılmadı. Yok. Yani yayıncı da ortada yok. Arap şairler ve sanatçılar örgütü tam ismi Arap Yazarlar Birliği de olabilir. Onun üyelerinden biriydi yayıncı. Türkiye'de de Mehmet Karasu diye bir temsilcisi vardı bu Arap şairlerin Antakya'da. Hı hı. Antakya'da da bir sürü Arap kökenli insan var biliyorsunuz. Mehmet Karasu aracılığıyla bu kitap çıkmıştı, antoloji çıkmıştı. Hemen arkasında savaş ve o adamın izi bir daha kimse tarafından bulunamadı. O kitapların, antolojilerin akıbeti de nedir bilemiyoruz. Çünkü Mehmet Bey de o teması koptu. Kopmuş oldu evet. Belki oraya gidip işte milli arşivleri kaldıysa o savaşın ardından falan. Evet. Şu an ne kadar savaş sürüyor ve kimsenin de edebiyatla ilgili o işin peşini ne düşecek hali yok. Evet. Yine bunların dışında Rumca Kıbrıs Türk şiiri antolojisi ve bizim Rumlardan yaptığımız çevirilerle Kıbrıs Rum şiiri antolojisi gibi bir sürü şey var. Letonya'da Uldis Berzins diye bir şair arkadaşın hazırladığı 10 Kıbrıslı Türk, 10 Kıbrıslı Rum şairden Letonca bir şiir antolojisi var. Şu anda benim hazırladığım ve İspanya'da basıma girecek olan Kıbrıs Türk şiiri antolojisi var. Aslında dikkat ettiğim kadarıyla yabancı dillerde ve yabancı ülkelerde evet. hedef sanki o. Yani değil mi? Daha fazla insanlara ulaşabilir. Kıbrıs Türk şiiri
burada hapsolup kalmaya mahkum olmayacak kadar değerli bir şiir. Hı hı. Bunu biz söylemiyoruz yani. Evet. Okuyanlar da söylüyor. O nedenle bunu yurt dışında tanıtmak için biz 20 yılı aşkındır çaba sarf ediyoruz. İşte güneyden başlayarak Kıbrıs Rum toplumunun da Kıbrıs Türk şiirini tanıması, hatta iki toplumun edebiyat alanında dil bariyerini aşarak birbirinin sanatını tanıması üzerinde duruyoruz. Çünkü bir toplumu tanımak için onun edebiyatını tanımak lazım, evet, her şeyden önce. Bu dürtüyle de Rumca, Yunanca antoloji çalışmalarımız oldu. Geçen yıl Gümülcine Üniversitesi ile Güneydeki Kıbrıs Üniversitesi'nin ortak çabasıyla, işte çeviri yoluyla komşuyu tanımak panelleri yapıldı Gümüşcine Üniversitesi'nde. Ve orada sunulan panellerde, sunulan bildirilerde herhalde Mayıs'a kadar hedef var, yayınlanacak Yunanca ve Türkçe olarak. Bunun dışında bir sürü daha böyle çalışmalar var aslında. Romanya'da bir çalışma var. Geçen yıl yaptığımız Fikret Demirağ Şiir Festivali'nin ardından oraya davet ettiğimiz İtalyan bir şair dergisi var. Orada özel sayı yaptım. Bu yıl gelen Portekizli bir şair, Portekiz'de bir dergide özel Kıbrıs Türk şiiri sayısı yaptım. Yine İran'da Sühan dergisi iki sayısını Kıbrıs Türk şiiri ve öyküsüne ayırdı. Fikret Demirağ'ın Farsça, Türkçe kitabı basıldı. Benim kitabım basılacak Farsça. Sonra Neşe'nin kitabı basılacak. Çok güzel. Akeza işte Gürgenci'nin Yunanistan'da, Neşe'nin de Yunanca kitabı basıldı. Aynı şekilde Güney'de Niyazi bastı. Yunanlı bir şair, çevirmen Antikara benim İhora kitabını çevirdi ve basıldı. O çok güzel. Peki bunu tam bir de ters yüzüne ettiğimizde, yani yurt dışındaki bahsettiğimiz ülkelerin şairlerinin yazdıklarının, şiirlerinin Türkçe'ye kazandırılıp bizde yayınlanması. Aynı şekilde onlar da yapıyoruz. Biz İnsan Zaman Mekan dergisinde, daha önce Pigmalion dergisinde de yapmıştık. Evet. Çevirilerle dosyalar yapıyoruz. Şimdi İspanya'da yayınlanacak o Seçkin'in bir benzerini de biz İspanyol şairleri için kitap olarak burada çevirip basacağız. Çünkü bu da önemli değil mi? Yani sizin dışınızda da dünyadaki yani şairleri ve yazılanları okuyabilmek. Rum şairlerin şiirlerini çevirmekle yetinmedi. Evet. İşte geçen hafta bir şey vardı. Göte Enstitüsü'nün desteklediği. Orada da atölye çalışması, 3 günlük bir atölye çalışmasıyla 5 Alman, 5 Rum, 5 Türk karşılıklı şiirleri çevirdik ve bu da kitap olarak 3 dilli yayınlanacak önümüzdeki aylarda. Yani bu tür çabaları hep sürdürüyoruz. Evet. Ve İtalya'yla da bir şeyimiz var, programımız var. Oradan da şairler gelecek ve burada yine bir çeviri atölyesiyle hem İtalyan şairlerin şiirlerini Türkçe'ye kazandıracağız, hem bizim şiirlerimiz daha geniş kapsamlı olarak İtalya'da çıkacak. Romanya ile aynı şekilde bağlantı var. Hakeza şu anda son hazırlıklarını yaptığımız Maria Sakalli arkadaşımızla 3 dilli, Türkçe, Rumca, İngilizce Kıbrıs şiiri seçkisi. 15 tane Rum şair, 15 tane Türk şair olacak. Bu
Korkunç'u aslında çok önem görüyorum ben bunları. Yani bu adada iki büyük toplum yaşıyor baktığımızda. Büyük toplumlar, bir Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olarak baktığımızda. İç içe yıllarca yaşadığımız bir kültür var içerisinde ama işte belli bir noktadan sonra kimin ne yaptığını aslında pek bilmiyoruz. Bu son günlerdeki bu gelişmelerle aslında özellikle de edebiyat alanına baktığımızda birbirimizi daha iyi anlama, tanıma, birlikte bir şeyler yapabilme, paylaşabilme noktasında kültürün ve sanatın ve edebiyatın ne kadar çok önemli olduğu sanırım buralarda da görmeye başlıyor. Çıkıyor. Ve işte çeviri aslında her ne kadar şiirin özünden biraz götürse de kaçınılmaz bir olay yani edebiyatta çeviri birbirini tanıması için toplumların farklı kültürleri tanıması için çok önemli. Biz de buna çok önem veriyoruz. Dediğim gibi 20 yılı aşkın süredir birlik olarak sürekli bunu yapıyoruz. Yabancı şairleri özellikle Türkiye'de çok çevrilmemiş veya bilinmeyen şairleri ve yeni nesil şairleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü Lorca çevirisi yapmamızın bir anlamı yok. Lorca'nın bütün şiirleri defalarca Türkiye'de çevrilmiş, Türkçe olarak yayınlanmış. Şimdi onu tekrar bizim çevirmemiz çok bir şey ifade etmiyor. Onun yerine yeni kuşaktan Avrupa'da yakın ilişkimiz olan şairlere yöneliyoruz. Ve aynı zamanda da Kıbrıs şiirini ayrım yapmadan Avrupa'da tanıtmak için öncelikle çabalar harcıyoruz. Çok güzel. Bayağı yoğun gidiyorsunuz anladığım kadarıyla bu yıl, 20 yıl içerisinde de. Peki sohbetimize yine kısa bir ara verelim. Biraz sonra aşk şiirleri antolojisinde aşk kelimesi. Şimdi biliyoruz işte herkes okul döneminde bir şiir yazmaya başlarken veya şiir yazdığını düşünürken öyle diyelim. Aşkla başlıyor genelde. Aşk bu merkezde baktığımızda ve şiirin kendi içerisindeki merkezde nasıl yer alıyor onu konuşalım biraz sonra isterseniz. Peki. Değerli izleyenler, yeni bir haftada yeni bir eserle karşınızdayız. Bu haftaki kitabımız bir bildiri kitabı. Geçmiş günlerde Lefke'de düzenlenen Lefke Belediyesi ile Lefke Üniversitesi'nin ortaklaşa yaptığı ve sadece temasının ve konusunun Lefke olduğu bildiriler kitabını editör olarak Ernur Agayev makalelerini toplayıp bizlere Lefke Üniversitesi yayınları olarak sunuyor. Özellikle Lefke'nin hemen hemen her konusunun irdelendiği ve makale olarak yayınlandığı bu eser Lefke ve civarını tanımak açısından önemli. Flora ve faunanından tutun eski konaklarına, eski yaşantılarına, Urke Evine Balman'ın Lefkeli olup Lefke ile ilgili çocukluk anılarını anlatan şiirine kadar hemen hemen her şeyi bulabileceğiniz bu Lefke kitabı o bölgenin tanıtılması ve tanınması açısından da önemli bir çalışma. Bu eseri bir an önce alıp okumanızı öneriyoruz. Söz ve Yazı'nın bu haftaki konuğu olan Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı şairimiz Tamer Öncü ile birlikte kendisinin yayını hazırladığı ve Sanatçı ve Yazarlar Birliği yayını olarak okurla buluşturulan Aşk Şiirleri Antolojisini konuşmaya devam ediyoruz. Ve aşk şiirleri, şiire başlayan bir kişinin ilk etapta hep aşkla ilgili şiir yazdığını görüyoruz. Ve bunlar tabii ki şu anlamda söylüyorum, işte şiir midir değil midir o başka bir tartışma ama o meyanda bir şeyler yazmaya başladığınızda aşk hep merkeze oturuyor. Ki burada bir aşk şiirleri antolojisi vardır. Niye aşk? Şimdi her şeyden önce bir deyim vardır. Bir işi aşkla yapmak. Evet, doğru. Yani bu sadece sevgi, iki insan arasındaki ilişki değil. Arasındaki aşk ilişkisi değil. Hı hı. Bir şeyi büyük bir aşk zaten büyük coşkulu bir sevginin genel tanımı. Diyebiliriz aşka. Çok coşku vardır, istek vardır, heves vardır ve
kimsenin zoruyla yapılan bir şey değildir. Hı-hı. Yani birileri size git falana aşık ol demez. Evet. Veya şu işi aşla yap dediğinde sizin içinizden gelmiyorsa, içselleştirmemişseniz o duyguyu yapamazsınız. Evet. Aşk içsel bir duygudur ve gönülden, içten gelendir. Gönüllülüğü çağrıştırır. Yani kimse sizi zorlayamaz. Hı hı. Gönüllü olduğu için de onun ortaya çıkardığı her şey yaratıcılığı yüksek veya niteliği yüksek olur. Çünkü içinizden geliyor. Gönüllü yapıyorsunuz o işi. Hı hı. Gözünüz o işten başka hiçbir şey görmüyor. O kadar odaklanıyorsunuz. Bu iki insanın birbirine aşkı düzeyinde de böyledir. Dünyanız kararır. O aşık olduğunuz insandan başka birini göremezsiniz. Veya aşkla yaptığınız bir işi ona odaklanmanızı da sağlar. Aşk böyle değerli bir duygu yoğunlaşması. Şiirin içinde aşk her zaman vardır. Merkezinde ama hep böyle ayrılı bir ulaşılmazlık. Sanki evet. Onu besleyen gibi geliyor bana. Yani mutlu bir aşktan bahsedilmez genelde. Aşkın etrafında destanlar oluşmuştur. İşte Şirin'de Ferhat, Romeo, Juliet. Evrensel bir duygudur da. Aşk yerel değil. Yani o özelliği de var. Aşkın evrensel olması, geniş olması, kapsayıcı olması. Ve yoğun duygular. Bu yoğun duygular ister istemez insanı dizelere, yazıya dökmeye itiyor. Zorluyor. Dışa vurumculuğu o yazı şekilde. Yokken, ses varken bunu insanlar resimle, mağara duvarlarına yaptığı resimlerle veya şarkılarla, aryalarla, destanlarla, mitolojik öykülerle bunu aktarmışlardır. Sonra bunlar yazıya dökülmüş ve aşk her zaman bu destanların, söylencelerin odağında yer almıştır. Bütün mitolojilere baktığınız zaman olayın örgüsü dönüp dolaşıp aşka odaklanıyor. Aşk, kıskançlık, intikam duyguları. Ama burada yazdığınız bir not var aslında. Aşk başlıklı, ön söz niyetini gibi olan bir aşk başlıkta şunu diyorsunuz. Aşk şiiri yazmamış bir şair, şair değildir. Evet. Çok hoşuma gitti aslında bu uygulama. Yani aşktan geçmesi lazım bir şairin şair olabilmesi için. Yani en yoğun duygu bu olduğuna göre ve şiirde duyguları yoğurduğuna göre aşk orada olmalı. Aşktan söz etmese de direkt bir aşktan söz etmese de şiirin içinde o aşk akmalı. Hı hı. O anlamda. Evet. Yani ille aşk şiiri yazın değil ama o hamurun içine aşk girmemişse örneğin o hamur. Yapacaksınız. Zeytinli bitte yapacaksınız. O hamur tutmaz derler. Zeytinli bitte yapacaksınız. Zeytin yoksa içinde zeytinli bitte olmaz. Olmaz. Evet. Şiirin içinde de aşk yoksa şiir olmaz. Olmaz. Peki kitabı oluştururken, Aşk Şiirleri Antolojisi oluştururken nasıl bir format, bir çerçeve çizdiniz? Neler yer aldı kitapta? Şimdi burada şey olarak, çerçeve olarak biz yaşamayan diyelim, hı-hı, uçup giden şairlerimizden kendimiz seçtik. Bedensel olarak aramızda olmayanlar. Evet. Kendimiz seçtik şiirleri. Ve bu antolojiye girebilecek en iyi şiirleri seçmeye çalıştık. Yöntem olarak üyelerimizden, diğer yaşayan şairler üyelerimizden oluşmaktadır. Şiirlerini kendilerinin seçmesi 3-4 tane ve bizim bunu 2'ye veya 3'e indirmek şeklinde bir seçim yapmayı yöntem olarak bunu seçtik. 41 şair var burada. Ki Kıbrıs Türk şiirinin önemli bir temsili sayılır.
Bu kitapta, bu antolojide olması gereken 3-5 isim daha vardı elbette ama dediğim gibi yaşayan şairlerden istek yaptığımız için göndermeyenler yer alamadı. Evet. Ölüm Şiirleri Antolojisi'nde ise Sevgili Zekeri onu hazırladım. Orada yöntem olarak sadece Zeki Ali oturdu, bütün şairleri inceledim ve o antolojiye yakışan ölüm temasını iyi işlediğine inandığı şiirleri topladı. Yine tabii bunu yaparken yaşayan arkadaşlardan izin alındı. İzin vermeyenler, yok beni koymayın diyen birkaç kişi de oldu. Var mı yani öyle bir şey? Evet. Onlar girmedi. Yani antolojiye girmek istemem diyen arkadaşlar var. Onların tercihim. Diğer yandan demin o çeviri antolojilerden söz ettik. Mesela Rıdvan Arifoğlu diye bir şair arkadaşımız var. Ben çevirinin şiiri öldürdüğüne inanıyorum. O nedenle çeviri antolojilere girmem. Bu benim tercihim diyor. Ona saygı duymak lazım. Tabii ki. Ama bu antolojideki 41 şairin içinde çok gençler de var. Kıbrıs Türk şiiri için geleceğe bir kaynak oluşturacağına inanıyorum. Peki bu seçkinin yabancı dile dönüştürülmesi? Şimdi bu seçkide olan şiirlerin bir kısmı demin sözünü ettiğim o çalışma, dilli Maria Sakalli ile yapacağımız antolojide var. Bir de önümüzde daha geniş kapsamlı, yani buradaki 41 şairi belki de 45'e çıkararak iyi bir İngilizce çeviriyle İngilizce Kıbrıs Türk Şiiri Antolojisi hazırlama çabamız var. Genelde daha yeni yani her antolojide farklı şiirler seçmeyi tercih ediyoruz ve daha yeni olan şiirleri ki bir antoloji yıllar boyu bir kaynak eser olarak kalacak. Bari son demlerin şiiri olsun ki şimdi 20 o süreçte incelenebilir aslında. Evet, 20 yıl önceki şiirini koysaydık biz Fikret Demirağ'ın buraya 10 yıl sonra 30 yıllık 40 yıllık olacak, doğru. Eski bir şiir olacaktı. O nedenle daha yeni ve şairin de içine sindirdiği, en çok sevdiği şiirleri seçmek daha mantıklı. Çok güzel bir yöntem oldu aslında bence de. Programımızın sonuna geliyoruz. Süremiz de çok az kaldı ama her zaman ben karşımda bir şair buldun mu sorduğum sorulardan bir tanesi de şiirin şarkı sözüne dönüştürülmesi. Yani bestelenmesi bir anlamda. Evet. Buna nasıl bakıyorsun bir şair olarak? Bir şey kaybeder mi şiir şarkı sözü gibi algılandığı zaman, yoksa tam tersi o şiirin aslında daha çok kitleye ulaşabilmesi için müzik bir aracı mı olur? Yani bestelenmesine karşı değilim. Benim de 5-6 şiirim bestelendi ama mesela Mustafa Tozak'ı hep takılır bana, senin şiirin zor bestelenir gibi. Fikret'in şiirlerinden yapılan besteler var. İşte son Fikret Demirağ Festivali'nde Mustafa Tozak'ı ve Halil Akansel o bestelerini çaldılar. Şimdi onu da CD olarak çok çıkarmaya güzel çalışıyoruz. Çok güzel. Önümüzdeki 3. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali'ne de onu yetiştirmeye çalışacağız. Bestelenmesi iyi bir şey ama besteye uygun olacak, müziğe uygun olsun diye şiiri zorlamak da yanlış bir şey. Evet. Yani ben şiiri yazarım, belki bir besteci bestelenebilir, bulur veya bulamaz. Evet. O kaygıyla yazmamak lazım. Evet. Yoksa şiir yazmaktan uzaklaşıp şarkı sözü yazmaya ön yargılı olarak yöneliyorsunuz olmuş olur. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Bu kadar zamandır ilk kez bir programda birlikte olabiliyoruz. Çok da mutlu oldum. İnşallah yeni yayınlarda da, ki burada önce şunu söyleyeyim, sevgili Zeki Ali abimizi de Ölüm Şiirleri Antolojisi için buraya davet edeceğiz. İnşallah o da buraya gelir ve
diğer kitabı da burada detaylı olarak konuşmuş oluruz. Sanatçı ve Yazarlar Birliği yayınlarında yine dört gözle beklediğimizi söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim katılım için programda. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, böylece bir söz ve yazı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü konuğumuz şairimiz ve Sanatçı Yazarlar Birliği Başkanı sevgili Tamer Öncül'dü. Tamer Öncül'ün yayını hazırladığı ve Sanatçı Yazarlar Birliği yayını olarak okulla buluşturulan Aşk Şiirleri Antolojisi isimli kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle sözsüz ve yazısız kalmayın diyoruz. Hoşça kalın.